Merhaba, benim adım Burhan. İstanbul'da yaşıyorum. Hikayelerinizi severek dinliyor, paylaştığınız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Genellikle trafikte olduğum için hikayelerinizi araba sürerken dinliyorum. Size yıllar önce başımdan geçen bir olayı yazmak istedim. Benim de başımdan yıllar önce böyle tuhaf bir olay geçmişti. Allah'a olan inancım ve iyi insanların yardımıyla bu belayı üzerimden defetmiştim. etmiştim. Yaşadıklarımı size yazıp göndermek, kanalınızda paylaşmak istedim. Umarım sürçülizihan etmeden ve sizleri sıkmadan her şeyi yazabilirim. O zamanlar özel bir şirkette sevkiyat şoförü olarak çalışıyordum. Çalıştığım şirket tüm Türkiye'ye sevkiyat yapardı. Ben genelde İç Anadolu taraflarında çalışırdım. Ailem de İç Anadolu'lu olduğu için pek zorluk çekmezdim. Bir gün şirkette iş programına bakarken şef beni yanına çağırdı. Benim gibi sevkiyat yapan arkadaşlardan birinin işten çıktığını, birkaç zaman beni o yöne kaydıracaklarını söyledi. Buna benzer bir durum daha önce de yaşamıştım. Eşi biraz sıkıntılı bir hamilelik geçiren arkadaşımızın yerine Ege ve Batı Akdeniz tarafına gitmiştim. Birkaç hafta birini alana kadar idare edecektim. Bu pek sorun olmazdı ve şefe tamam dedim. Zaten şef de benim bir sorun çıkarmayacağımı bildiği için ilk bana teklif etmişti. Sevkiyat programını alıp önce yüklenen aracımı teslim aldım ve evin oradaki otoparka çektim. Mevsim kış olduğu için aracın herhangi bir sıkıntısı var mı diye kontrol ettim. Daha sonra da eve geldim. Bu gece uyuyacak, sabah yola çıkacaktım. Eve gelince çantamı hazırladım ve ailemle biraz vakit geçirdim. O gece çok değişik bir rüya gördüm. Aracımı kullanıyordum ve uzun ıssız bir yola giriyordum. Yolun sağında ve solunda ailemdeki vefat etmiş akrabaları görüyordum. Onlara ne zaman baksam bana dönüp solgun bir ifadeyle el sallıyorlardı. Uyandığımda içimde çok tuhaf bir his vardı. Üzüntü gibi değil, özlem gibi değil ama çok acayip bir kırgınlıktı. Sonra yeniden uyumuştum. Sabah uyandığımda hala gece gördüğüm rüyanın etkisindeydim. Çantamı alıp evden çıktım ve otoparka gidip aracımı aldım. Yola çıktığımda aklıma gördüğüm rüya geldi. Ne tuhaf bir rüyaydı böyle diye kendi kendime düşünüp durdum. Sevkiyat programındaki teslimat noktalarına bakınca yakın illerden dağıtıma başladım. Bu gece bana belirtilen bir ilde ayarlanmış bir otelde kalacaktım. Hava gerçekten de çok soğuktu ve yer yer kar yağan yerlerden geçtim. Akşam olunca Geldiğim ildeki ayarlanmış otele geldim. Aracı otoparka çekip otele gidip yattım. Sabaha karşı otelden ayrılıp güzergahıma baktım. O günde dağıtımlarımı yapıp daha da güneydoğuya doğru yol aldım. O geceyi de ayarlanmış bir otelde geçirdim. Sabah otelden ayrılırken daha önce gitmediğim bir ile gideceğim için resepsiyondaki arkadaşa yolu sordum. Bana ana yolu tarif etti ve eğer orayı tercih etmezsem arada başka bir yol olduğundan bahsedip o ara yolu da tarif etti. Ertesi gün haritama göre devam ediyor, pek bilmediğim yollardan geçiyordum. Bir dinlenme tesisine uğradım. Yemek yiyordum ki arka masada iki kişinin gideceğim il hakkında konuştuğunu duydum. Oraya giden yolun kardan dolayı sıkıntılı olduğundan bahsediyorlardı. Onlara dönüp kulak misafiri olduğumu ve o yoldan gideceğimi söyledim. Onlar da oradan gelmiş ve bayağı zorlanmışlardı. Bize kalırsa gitme falan dediler ve bana alternatif başka bir yol söylediler. Bu resepsiyondaki arkadaşın söylediği yol değildi. Onlara bu yolu söylediğimde ikisi de o yolu çıkaramadı. Bilmiyorlar herhalde dedim ve vedalaşıp yola çıktım. O yolu bulmam biraz zamanım aldı ve sonunda o yola bağlandım. Kar vardı ama daha sakindi. Bir şekilde gidebiliyordum.'' Gitgide kar çoğalmaya başladı. Hava kararmaya başlayınca artık iyice kaybolmuştum. Etrafta sorabileceğim bir yerde bulamadım. Birkaç saat daha gittikten sonra gece karanlığı tamamen çökmüştü. Bari bir köy bulayım da geceyi orada geçireyim diye bakınmaya başladım. Bir taraftan da kendi kendime kızıyordum. Bu daha önce hiç yapmadığım bir şeydi. Hatta birisi böyle bir şey yapsa bayağı kızardım. Şimdi kendim bu duruma düşmüştüm. Etrafa bakınırken ileride bir ışık gördüm. Köy gibi bir yer vardı. Yönümü o tarafa çevirip o köye doğru gitmeye başladım. Yaklaştıkça evleri görmeye başladım ama hiçbirinin ışığı yanmıyordu. Sokaklarda lamba bile yoktu. Sadece bir ışık vardı. İyice yaklaştıktan sonra bunun bir ateş olduğunu fark ettim. O kadar büyük bir ateş daha önce hiç görmemiştim. Ateşin yakınına gelince etrafında insanlar olduğunu gördüm. Etrafında durmuş ateşe bakıyorlardı. Aracımın ışığını görünce aralarından bazıları dönüp bana doğru bakmaya başladılar. Aracı kenara çektim, inip onlara doğru yürüdüm. Kalabalığın oraya gelince selamünaleyküm dedim. Adamlar selamımı almadan yüzüme öylece bakıyorlardı. Derken arkamdan biri kimsin sen dedi. Arkamı döndüğümde gayet irici yaşlı bir adam yüzüme bakıyordu. Selamünaleyküm amca dedim. O da selamımı almadan yüzüme bakıyordu. Çok uzatmadan ben bu taraflara iş için geldim ama sanırım yolumu kaybettim. Bu gece burada kalıp sabah yoluma devam edebilir miyim dedim. Yaşlı adam hemen cevap vermedi ve birkaç saniye öylece bekledikten sonra bana ''Burada hiçbir yerde kalacak yer yok. Herkesin evi dolu.'' dedi. Yaşlı amca bunları söylerken sürekli boynuma bakıyordu. Bakışlarından bunu fark edebiliyordum. Ona peki o zaman aracımda yatar sabah ayrılırım amca. Bu sizin için bir problem olur mu? Hem bu köyün adı ne diye sordum. Yine hemen cevap vermedi. Ve biraz bekledikten sonra bana burada kalmanı istemezler. Sen yoluna git dedi. Amca yola çıkarsam daha da kaybolurum. O zaman bana iyice yolu tarif edin dedim. Amca biz buradan başka bir yer bilmeyiz. Kendi yolunu kendim bul dedi ve ateşe doğru yürüdü. Etrafta adamlardan başka bir de çocuklar vardı. Kenarda durmuş bana bakıyorlardı. Çocukların bakışları o kadar ürkütücüydü ki onlara bakınca içimde bir korku hissettim. Ateşin başındakilerden biri çocuklara baktı ve çocuklar önüne dönüp el ele tutuşup dönmeye başladılar. Kendi aralarında sürekli aynı şeyi söylüyorlardı. Çarşambadır, çarşamba. Çarşambadır, çarşamba diyor ortada dönüyorlardı. Bu oyunları çok tuhafıma gitmişti. Ben onlara öyle bakarken biraz önce benimle konuşan yaşlı adam ateşin yanındakilerden birinin kulağına eğilir gibi bir şey yaptı ve geri gelip bana bu gece burada kal, aracında kal ama sabah ilk ışıkla git dedi. Bana karşı neden bu kadar sert konuşuyorlardı anlamadım. Bu şekilde konuşan insanları tersleyen ben nedense ilginç bir şekilde bu adama cevap veremiyordum. Peki amca dedim ve aracıma doğru geri gittim. Araca girip koltuğu geri doğru yatırıp ne olduğunu düşünmeye başladım. Amcanın bu tavrı, etrafındakilerin tuhaf halleri, en çok da bir bardak bile olsun sıcak bir şey ikram etmemeleri çok tuhaftı. Aracın içinden onları izliyordum ki yaşlı adam aracın camına tıklattı ve camı açtığımda birden ters uslubuyla bana arka tarafta bir yer var Oraya git ve orada ol dedi. Yine hiçbir şey diyemeden tamam dedim ve gösterdiği yere doğru gidip aracı oraya park ettim. Mecbur kalmasam burada bir dakika bile kalmazdım ama ya sabır diyerek uyumaya çalıştım. Hayatımın en tuhaf gecesini yaşıyordum. Sürekli derinlerden bir yerden hayvan sesleri geliyordu. Domuz sesi gibi değil, ayı sesi gibi değildi. Yabani bir hayvandı ama bir türlü anlayamıyordum.'' seslerinden bir böğürme gibi geliyordu. Sabaha kadar ne zaman uykuya dalsam ya aracın bir yerinde tıklanma sesi gibi bir ses ya da etrafta gezinen bir hayvanın ayak sesini duyuyordum. Bunlar olmazsa o böğürme sesi derinden geliyordu. Bir ara gözümü araladığımda ileride bir ağacın arkasından o yaşlı adamın bana baktığını gördüm. Kafamı kaldırıp daha dikkatli bakınca orada yoktu. Sabah olduğunda uyanmıştım. Gerçekten de sabahın ilk ışıklarıydı. Uyku sersem etrafa bakarken çevrenin gece gibi olmadığını, buranın yıkık ve birane bir yer olduğunu fark ettim. İyi de bu nasıl olabilirdi? İyice dikkat kesildiğimde burasının terk edilmiş bir köy olduğunu fark ettim. Aracı çalıştırıp hiç inmeden geriye o meydana doğru gittim. Çevreyi tanıyamıyordum. O ateşin yandığı meydana gelince evlerin boş ve bakımsız olduğunu Hatta o ateşin yandığı meydanlığın sanki hiç ateş yakılmamış gibi normal toprak olduğunu gördüm. O kadar büyük bir ateş yanan yerde nasıl olur da hiç kül ya da karartı olmazdı. Araçtan inip etrafta dolaşmaya başladım. Sanki burası uzun zaman önce terk edilmiş bir yer gibiydi. Nereye baksam hiç yeni ya da kullanılır gibi değildi. Gece gördüğüm o insanlar ve çocukların hiçbiri sokaklarda yoktu.'' Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim de yoktu. Sokaklarda öylece bakınıp durdum. Evlerin duvarlarında siyah isle yazılmış yazılar vardı. Değişik bir dile benziyordu. Okumaya çalıştım ama hiçbir şey anlayamadım. Biraz daha dolaştıktan sonra burada kimsenin yaşamadığını iyice anladım. Sanki gece burada olan insanlar bir anda her şeylerini toplamış ve buraları terk edip gitmişlerdi. Evlerin bazıları oturulmayacak kadar bile kötüydü. Daha sonra aracıma binip yola bağlandım ve birkaç saat sonra istediğim yola bağlanabilmiştim. O gün birkaç kişiye o köyü sorsam da kimse öyle bir yer bilmiyordu. Kime sorsam, abi köyün adı neydi diyorlardı. Köyün adını da konumunu da bilmiyordum. O gün en son sevkiyatı bıraktıktan sonra en son kalacağım otele geldim. Gece otelde kalırken içimde bir sıkıntı vardı. Bir türlü anlam veremiyordum. Akşam yemeğinde o kadar fazla yememiştim. Çıkıp biraz dolaşayım, temiz havada biraz açılırım dedim. Ve otelden çıkıp ana caddede dolaşmaya başladım. Hava çok soğuktu. Sokaklarda tek tük insan vardı. Bir sokağın başında yaşlı bir teyzenin yerde bir şey yaptığını gördüm. Ona doğru yaklaşıp baktığımda Yaşlı teyze eğilmiş yerde olan köpek pisliğini yiyordu. Onu öyle görünce kala kaldım. Şaşkın halde ona bakarken bir anda teyze kafasını bana çevirdi ve bana ''Gel beraber yiyelim oğlum. Beni burada yalnız bırakma.'' dedi ve gülmeye başladı. O kadar korkunç bir hali vardı ki geri geri gitmeye çalıştım. Fakat o sırada kaldırımdan yola ayağımı attım. Ayağım boşluğa gelince geri düştüm. Geri düştüğüm zaman kafamı fena halde yola çarpmıştım. O an orada bayılmışım ve gözümü hastanede açtım. Başım çok ağrıyordu. Benim gibi bir arkadaş daha vardı ve o da yan yatakta yatıyordu. Kenarda olan hemşire ziline basıp beklemeye başladım. Biraz sonra hemşire geldi ve ona bana ne oldu hemşire hanım diye sordum. Beni yolun kenarında baygın halde bulup buraya getirmişler. Kafamı çarptığım için kendimden geçmişim. Yüzlerimi otelde bıraktığım için de ne adımı biliyorlardı ne de bir yakınıma haber vermişlerdi. Durumum iyiydi ve ertesi gün beni taburcu ettiler. Otele dönünce şirketi ve evdekileri arayıp haber verdim. Sağ olsun şef bana birini göndermek istedi ve ben de zaten eleman eksiği olduğunu, benim durumumun iyi olduğunu ve geri tek başıma dönebileceğimi söyledim. Benden yavaş ve acele etmeden gelmemi, yolda birkaç yerde mola vermemi istedi.'' Ailemi aradığımda eşim çok telaş yaptı ve onu zar zor iyi olduğuma ikna ettim. Geri dönüş yoluna geçtiğimde başım ara ara ağrıyordu. Kendime beni pek yormayacak bir güzergah belirledim. O gece bir otelde kalıp ertesi gün şirkete varacaktım. Otelin ayarlandığı ile geldim. Akşam olmak üzereydi. Şehirde bir yemek yedim ve kalacağım otele geçtim. Odaya çıkıp bir banyo yaptım ve hemen yatıp uyudum. Gece odanın telefonu çaldı. Açtığımda arayan şefti. Bana hemen kalkıp o kaldığım köye geri gitmemi söylüyordu. Ben de ona "İyi de şef, ben o köyün neresi olduğunu bilmiyorum. Geri gitsem bile bulamam." dedim. Şef bana sesini yükselterek "Sana ne diyorsam onu yap." dedi ve kapattı. Telefonu kapattıktan sonra yatağa oturup ne yapacağımı düşünmeye başladım. Ben şimdi o köyü nasıl bulacaktım? Hem bulsam bile orada ne işim vardı? Tüm bunları düşünürken en iyisi bir daha telefon edeyim de orada ne yapacağım diye bir sorayım dedim. Kafamı toparladığımda gecenin bu saati şef hala mı çalışıyordu? Hem çalışsa bile ona ne ara köyü anlattım diye düşündüm. Kafam kazadan dolayı hala allak bullaktı. Söyledim demek ki yoksa şef nereden bilecek ki dedim ve ilk önce şirketi aradım. Telefonu güvenlik açtı. Ondan beni şefe bağlamasını söylediğimde şirkette kimsenin olmadığını söyledi. Ona emin misin senin vardiyan ne zaman başladı? Beni şef aradı dediğimde abi ben erken geldim ama kimse yoktu dedi. Ondan şefin ev numarasını aldım ve kapattıktan sonra şefin evini aradım. Telefonu şefin eşi açtı ve ondan telefona şefi istedim. Uykulu halde telefonu açan şefe oraya dönmemin çok zor olduğunu ve yolu bulamayacağımı anlatmaya çalışırken şef bana ne diyorsun anlamıyorum Burhan diyordu. Ben biraz önce konuştuğumuzu ona anlatıyordum. Ama o böyle bir şeyin yaşanmadığını, kafamı vurduğum için acaba hayal mi gördüğümü söylüyordu. Yaklaşık 15 dakika konuştuk ama o ısrarla beni aramadığını söyleyip durdu. Daha sonra telefonu kapatıp yattım. Sabaha kadar rüyamda o köyü gördüm. Ateş yine o açık alanda kocaman yanıyordu. Ateşin etrafındaki adamlar beni yanına çağırıyorlar. Çocuklar o çarşambadır çarşamba adlı tekerlemeyi söylüyorlardı. Uyandığımda nefes nefeseydim ve içimde tuhaf bir duygu vardı. Bunları düşünüp sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Sabah hava aydınlanınca yola çıkıp eve doğru dönmeye başladım. Bir mola yerinde yemek yiyordum. Kenarda benim gibi yemek yiyenlerden biri dönüp bana baktığında bunun o geçen gece yerde köpek pisliği yiyen teyze olduğunu gördüm. Gözümü ayırmadan ona bakmaya başladım. Benim baktığımı fark eden teyze de bana bakmaya başladı. Ne kadar dikkatli baktıysam en sonunda teyze bana ''Buyur evladım birine mi benzettin?'' dedi. Hemen cevap veremedim ve daha sonra toparlanıp ''Yok teyze yorgunluktan dalmışım kusura bakma'' dedim ve önüme döndüm. Kendi kendime sürekli kafamı vurduğum için mi bunları yaşıyorum diye sorgularken göz ucuyla bir daha teyzeye baktım ve teyze bana bakarak aynı o ateşin başında gördüğüm çocuğun pis ve sinsi gülüşü gibi bir gülüş yaptı. O kadar çok korktum ki o an elimdeki kaşığı masaya düşürmüşüm. Çıkarttığım sesle etraftakiler dönüp bana baktılar. Yine dönüp o teyzeye baktığımda bu sefer normal bir bakışı vardı.'' Yemeğe devam etmek istedim ama yapamadım. Her şeyi bırakıp yerimden kalktım. Önce lavaboya gidip elimi yüzümü yıkayıp toparlanmaya çalıştım. Daha sonra araca gidip yola çıktım. Bir an önce eve dönmek istiyordum. Böyle kısa aralıklarla molalar vererek akşam eve geldim. Eve gelince banyoya girdim. Duş alırken eşim geldi ve bana "Neden bu kadar erken geldin? Geri dönüp yarım bıraktığın işi tamamlasaydın ya." dedi. Ne diyorsun Ayla sen? ne işini yarım bırakmışım falan dedim. O köye geri gitmen lazım Burhan. Orada yarım bıraktığın bir iş var dedi ve banyodan çıktı. Kendi kendime eve gelince selamlaştık ve daha sonra banyoya girdim. Eşimle başımdan geçenleri hiç konuşmadık diye düşündüm. Peki eşim bu olanları nereden biliyordu? İşim bittikten sonra banyodan çıktım ve odaya gidip üzerimi giyinip eşimin yanına gittim. Bana neden böyle bir şey söylediğini sorduğumda sen iyi misin? Ben banyoya hiç gelmedim dedi. Ya bırak şakayı şimdi. Bana gelip böyle şöyle söyledin ya dedim. Eşim aynı telefonda konuştuğum şefin yaptığı gibi böyle bir şey söylemediğini iddia edip durdu. Kendi kendime artık kafamı vurduğum için mi ben böyle hayaller görüyorum diye sormaya başladım. Ama aklıma bir şey geldi. O teyzeyi ve sokakta yaptıklarını daha düşmeden önce görmüştüm ve kafamı daha vurmamıştım. Bunu çok iyi hatırlıyordum. Gece bir ara rüyamda yine o köyü gördüm. Bu sefer ateşin etrafında tüm tanıdığım insanlar vardı. El ele ateşe bakıyorlar, beni aralarına çağırıyorlardı. Sabaha kadar böyle saçma sapan rüyalar görüp durdum. Sabah olunca şirkete gittim. Ofiste otururken şef yanıma geldi ve durumumla ilgilendi. Ona tüm olanları anlattım ve beni hayretle dinledi bu iş biraz tuhaf bir iş deyip durdu ve bana buradan ayrılma, dışarı müşteriye falan da gitme. Bu durumu bir konuşalım dedi ve ofisten çıkıp gitti. O gün evraklarla ve siparişlerle ilgilendim. Öğlen arkadaşlarla bizim şirketin oradaki lokantaya gidip yemek yiyecektik. Ben bir çorba istedim. Arkadaşlardan bazıları benim gibi çorba, bazıları başka yemekler söyledi. Ben çorbayı içerken ağzıma tuhaf bir şey geldi.'' elimi ağzıma götürdüğümde onun tırnağa benzer bir şey olduğunu gördüm ve midem çok bulanıp öğürmeye başladım. Arkadaşlarım şaşkın halde bana bakıyorlardı. Zar zor kendime gelebildim. Ne olduğunu soran arkadaşlarıma elimdeki tırnağı gösterdim. Hepsi bana bir tuhaf bakıyorlardı. Aralarından biri bana ''Abi ne tırnağı? O mideni bulandıran şey maydanozun sapı'' dediler. Yanımıza gelen garson da bunun için özür diliyordu.'' Dikkatli baktığımda gerçekten de maydanozun sap kısmıydı. O gün akşama kadar midem ara ara bulanıp durdu. Akşama doğru içimde tuhaf bir his oldu. İçimden bir ses sürekli bana o köye gitmemi söyleyip duruyordu. Akşam iş çıkışı eve giderken bir ara fark etmeden yönümü başka tarafa değiştirmiştim. Galiba o köyün olduğu tarafa gidecektim. Ve son anda bunu fark edip eve dönüş yoluna saptım yolunu izini hatırlamadığım bu yere nasıl olur da geri gidecektim diye kendi kendime düşünüp durdum. Gece uyurken biri beni uyandırdı. Kalktığımda bu rahmetli babamdı. Babam kanlı canlı karşımdaydı ve bana o köye geri git. Yarım bıraktığın işi tamamla deyip duruyordu. İyi de sen nasıl oldu da buraya geldin baba? Burada ne işin var diyordum. Babam bana buraya benim nasıl geldiğim değil senin o köye ne zaman geri döneceğin önemli oğlum diyordu. O köyde ne var baba, neden oraya döneyim dediğimde babam o köy seni bekliyor. Oraya geri dön ve yarım kalan işi tamamla dedi. Peki dedim ve giyinip sokağa çıktım. Arabanın yanına gelip çalıştırdım ve yola çıktım. İçimde oraya gitmenin anlatılmaz bir arzusu vardı. Sanki oraya gidersem her şey hallolacak, yarım kalan her şey tamamlanacaktı. Bu ne kadar tuhaf bir haldi böyle. Yolda giderken etraf ve yollar çok sessizdi. Sanki yollarda bir tek ben vardım. Bir dinlenme tesisine girdim ve tuvalet ihtiyacı gidermek istedim. Tesisin tuvaleti arka taraftaydı ve o tarafa geçtiğimde kenarda bir karartı gördüm. İnsana benziyordu ama sanki havada süzülür gibi bir hali de vardı. Ona doğru yaklaştığımda bana boynundaki şeyi çıkart o varken gideceğin yere varamazsın. Elim boynuma attığımda o karartının bahsettiği şeyin yıllardır taktığım duamın olduğunu anladım. Bunu annem rahmetli olunca takmaya başlamıştım. O hayattayken bunu sürekli takardı ve genç kızlığında bir musallattan kurtulmak için bunu takmaya başladığını anlatmıştı. Ben de onun vefatından sonra onun bir parçası yanımda olsun diye yıllardır takardım. O karartı sanki beynimin içinden konuşuyordu ve bana oraya dön ve onlardan ol dedi. Onlar kim diye sormak istedim fakat sanki gözümün önünde buhar olup uçup gitti. Geriye dönüp aracıma bindim ve ben neden buraya geldim diye etrafa bakınmaya başladım. Elimi tekrar boynuma atıp duamı tuttum. Onu çıkartmak istedim ama Yıllardır orada duran şeyi şimdi neden çıkartayım diye kendi kendime bir kavgaya tutuşmuştum. Yaklaşık yarım saat böyle kararsızlıklar içinde gidip geldim ve en sonunda geri dönüp eve gitmeye karar verdim. Dönüş yolunda yaşadıklarımı düşünüp durdum ve bir ara yolun kenarında o karartıyı gördüm. Ona bakmaya çalışırken kafamı fark etmeden geriye çevirmiştim. Önüme döndüğümde kenarda lastik değiştiren bir kamyonu son anda fark ettim ve yönümü çevirmeye çalışsam da geç kalıp ona arkadan çarptım. Yaklaşık üç gün komada kalmışım. Bu sürede bazen rüyalar gördüm ve o köyde dolaşıp durdum. Kendime geldiğimde yoğun bakımdaydım. Hemşireler gelip bana gülümsediler. Birkaç gün sonra odaya alındım ve tüm ailem hatta iş arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. Eşimin anlatmasına göre gece uyandığında ben yokmuşum ve kimseye bir şey söylemeden gece çıkıp gitmişim. Şefim beni ziyarete geldiğinde şirket arabasıyla kaza yaptığımı, arabanın kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Ona yaşadıklarımı anlattım ve bana zaten kaza İstanbul'a dönüş yolunda olmuş. Sen bir yere gitmişsin ve geri dönmüşsün dedi. Ben bir yere gitmemiştim. Bir yere gitmekten vazgeçmiştim. Şefim bana yardım edeceğini ve beni biriyle tanıştıracağını Geçen gün şirkette benim ona olanları ilk defa anlattığımda zaten bir şeylerden şüphelendiğini ve o adama ulaşmaya çalıştığını anlattı. Ertesi gün eve çıktığımda akşam şef yanında bir adamla evimize geldiler. Şef beni yanındaki adamla tanıştırdı. Adının Şener olduğunu öğrendiğim hoca bana başımdan bütün geçenleri anlatmamı istedi. Ona her şeyi baştan sona anlattım. Şener Hoca bir ara arka odaya gidip kendi kendine odaya kapandı. Yaklaşık bir saat sonra geldi ve anlatmaya başladı. Ben o gece yolumu kaybedip yıllar önce terk edilmiş ve şimdi cinlerin sahiplendiği eski bir köye gitmişim. Normalde oraya giden bir Adem oğlunun benim gibi sapa sağlam dönmesi pek mümkün değilmiş. Ama benim boynumda olan bu duam beni korumuştu. Rahmetli annemin bu yadigarı beni kurtarmıştı. Cinler o gece bana bir şey yapamamış ama daha sonra beni oraya çağırarak beni kendilerine kurban ya da köle almak istemişler. Şener Hoca o gece benimle çok ilgilendi ve beni bu beladan kurtardı. Şefim sürekli benden özür dileyip beni bu belaya kendisinin bulaştırdığını söyleyip durdu. Kaza yaptığım aracın ve benim tüm masraflarımı şirket karşıladı. O bölgeye yeni bir arkadaş aldılar ve ben yine kendi güzergahıma baktım. Çok şükür o günden sonra başka bir olay yaşamadım. O gece o ateşin başında gördüğüm bütün insanlar aslında cinmiş. Ve ben o duayı boynumda taşımasam demek ki belki de bana öyle gözükmeyeceklermiş. Bugün hala o duayı boynumda taşıyorum. Size bunları yazabiliyorsam ilk önce Allah'a olan inancımdan daha sonra da çevremde olan iyi insanların yardımından dolayıdır. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyor Sizleri yüce Allah'a emanet ediyorum.